75. Bölüm. Cuma namazlarına Efendimiz büyük önem veriyorlardı. Bir gün yine bu konuya değindi ve şöyle buyurdu. Kim güzelce abdest alır, cuma namazı için mescide gelir, sessizce katibe kulak verip dinlerse, onun iki cuma işledikleri bağışlanır. Hem üç gün fazlasıyla. Fakat kim de hutbeye gereği gibi itina etmez ve mesela çakıl taşlarıyla oynarsa, lüzumsuz iş yapmış, mükafattan mahrum kalmış olur. Cuma günü, mescitlerin kapılarına melekler oturur. Gelenleri sırasıyla tespit ederler. İlk defa gelenler bir deve kurban etmiş gibi değerlendirilir. İkinci vakitte gelenler bir sığır. Üçüncü vakitte gelenler boynuzlu bir koç kurban etmişçesine hesaba girerler. Dördüncü bir grup tavuk, beşinci bir grupta yumurta bağışlayarak Allah'a yakınlık hasıl etmek isteyen insan gibi muamele görür. İmam hutbe okumak üzere minbere çıktığı zaman melekler de defterlerini kapatır, mescide girer, hutbeyi dinlerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma günleri için ayrı bir elbise giymeyi adet edinmişlerdi. Hutbe okuyacağı yerde cemaate karşı oturup okunan ezanı dinliyor, sonra kalkıyor, bir hurma kütüğüne dayanarak Allah'a hamdle başlayan bir konuşma yapıyor, müminlere tavsiyelerde bulunuyor, hayra ve saadete götürecek yolları gösteriyor, ayrıca bütün müminler için dua ediyorlardı. Hutbe arasında kısa bir müddet oturuyor, sonra yine kalkıyor, hamdle başlayan hutbesine devam ediyordu. Hutbeden sonra cemaate imam olarak farz olan iki rekat namaz kıldırıyordu. Bundan sonrası için Sultan-ı Enbiya Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Sizden biri cumadan sonra namaz kılmak isterse dört rekat namaz kılsın. Bazen Efendimizin evine vardıktan sonra iki rekat namaz kıldığı da olmuştu. Bu durumda Resulullah Efendimizin ashabı farzı kıldıktan sonra dört yahut altı rekat namaz kılmaya başladılar. Kimi dört kılıyordu, kimi altı. Vaktin müsaadesi tayin ediyordu bunu. Bazen dört, bazen altı kılanlar da oluyordu. Bir konuşmasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapılan iyi amellerin dünyada bile kurtuluş vesilesi olacağını anlattı. Sizden evvelki ümmetlerden üç kişi beraberce yola çıktılar. Geceyi geçirmek üzere bir mağaraya girdiler. Derken dağdan bir taş düştü ve mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine aralarında şöyle dediler. Yaptığımız iyi amelleri öne sürerek Allah Teala'dan yardım istemekten başka bizi bir şey kurtaramaz. Onlardan biri şöyle dedi. Allah'ım, benim ihtiyar bir anam ve babam vardı. Onlardan evvel çocuklarıma da, hayvanlarıma da bir şey içirmezdim. Günün birinde odun getirmek üzere gitmiştim. Döndüğümde akşam kahvaltısı hazırladım ama onları uyumuş buldum. Onları uyandıramadım. Onlardan evvel aile efradıma da bir şey içirmeyi hoş görmedim. Çanak elimde olduğu halde sabaha kadar onların uyanmalarını bekledim. Çocuklar ayaklarımın altında ağlıyorlardı. Nihayet babam ve anam uyandı. Sütlerini içirdim. Allah'ım, bu işi senin rızan için yaptığımı tasdik ediyorsan bize genişlik ver. Bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider, dedi. Bunun üzerine bir miktar açıklık meydana geldi ki bu açıklık çıkmalarına yetmiyordu. Diğeri dedi ki, Allah'ım, benim bir amca kızım vardı ki insanlar için de ondan daha sevgilisi yoktu bana. Bir kadın ne kadar sevilebilirse ben de onu o derece seviyordum. Gönlümü yapmasını istedim, kabul etmedi. En sonunda gelen bir kıtlık onu bana muhtaç etti. Arzumu yerine getirmesi şartıyla ona 120 dinar verdim.
kabul etti. Tam maksadıma ulaşmak üzereyken Allah'tan kork ve mührümü haksız yere nikahsız bozma dedi. Hemen çekildim, verdiğim parayı da ona bıraktım. Allah'ım, bunu senin rızan için yaptığımı tasdik ediyorsan bize genişlik ver ve bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider dedi. Taş biraz daha açıldı. Ancak bu kadarla çıkmaya güç yetiremezlerdi. Üçüncü dedi ki, Allah'ım, bir takım işçi çalıştırdım. Hepsine ücretlerini ödedim. Ama içlerinden biri ücretini almadı, bıraktı gitti. Ben onun ücretini çalıştırdım. O derecede ki birçok malı oldu. Bir zaman sonra bana geldi. Ey Allah'ın kulu, ver bana o ücretimi dedi. Gördüğün şu deve, sığır, koyun ve köleler senindir dedim. Ey Allah'ın kulu, benimle eğlenme dedi. Eğlenmiyorum, bunlar senindir dedim. Bunun üzerine adam hiçbir şey bırakmadan hepsini aldı ve gitti. Allah'ım, eğer bunu senin rızan için yaptığımı kabul ediyorsan bize genişlik ver. Bu taştan çektiğimiz sıkıntıyı gider dedi. Bunun üzerine taş bir miktar daha açıldı ve çıkıp gittiler. Bir gün Resulullah aleyhisselam Efendimiz Muaz bin Cebel'i terkisine aldı. Beraberce gidiyorlardı. Üçüncü bir şahıs yoktu yanlarında. Ey Muaz! Buyur ya Resulallah, emrini bekliyorum. Muaz kendisine bir şey söyleneceği kanaatiyle bekledi. Fakat Efendimiz tek kelime konuşmadı. Bir müddet böyle gittiler. Artık Muaz kendisine bir şey söylenmeyeceğine emin olmuştu. Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi, emrini bekliyorum. Fakat boşuna bekledi Muaz. Çünkü yine bir müddet gitmelerine rağmen bir tek kelime söylenmedi kendisine. Ey Muaz! Artık sen çok oluyorsun. Adımı öğrenmek mi maksadın? Muaz, bir başkası olsa böyle karşılayabilirdi. Fakat seslenen Allah'ın Resulü'ydü. Mutlaka bir maksadı vardı. Bu şekilde davranışın bir hikmeti olmalıydı. Üçüncü seslenişte de yine ''Buyur ya Nebiallah, emrini bekliyorum'' şeklinde karşıladı. Ve o zaman Peygamber Efendimiz ''Biliyor musun kullar üzerinde Allah Teala'nın hakkı nedir? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi eş tanımamalarıdır. Ve söz burada bitti. Yolculuk devam ediyordu. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın Resulü. Kullar bunu yaptıkları takdirde Allah Teala üzerinde kulların hakkı nedir biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyisini bilir. Onlara azap etmemesidir. Bunu insanlara haber versem de sevinseler olur mu ya Resulallah? O zaman tembellik çöker onlara. Ve konuşma burada bitti. Yolculuk devam ediyordu. Nebi Ekrem Aleyhisselam Efendimizin asıl maksadının iyice dikkat çekip söyleyeceği sözü Muaz'ın zihnine yerleştirmek istediği anlaşılmıştı. Onun gelişi güzel dinleyip geçmesini arzu etmediği için bu yola başvurmuştu. Bu sözler laf olsun diye değil, gönül eğlendirmek için değil, yüzyıllar sonra gelen ümmete aynı tazelik içinde aktarılması için söyleniyordu. Zihinlere yerleştirilmesi için de alınacak bir başka tedbir yoktu. Bir müddet gittikten sonra inip oturdular. Muaz, arada bir başka şey bulunmadan Resulullah'ın mübarek vücuduna sarıla sarıla yaptığı bu yolculuğun tadını hiçbir şeyde bulamaz, bu saadeti hiçbir değer karşılığında değişmek istemezdi. Fakat iş bu kadarla biteceğe benzemiyordu. Çünkü
Nebi Ekrem Efendimiz Muaz'ın elinden tutmuş. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Kıldığın her namazın ardından mutlaka şu duayı yapmanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet edebilmek için bana yardım et. Muaz, gözlerinin içine bakarak konuşan Resulullah Efendimizin boynuna sarılmamak için kendini zor tuttu. Allah'ın en büyük Resulü, üstelik yemin ede ede kendisini sevdiğini anlatıyordu. İçinde hissettiği heyecanı, sevinci anlatabilmek için Muaz'ın bir değil, bin tane dili olsa yine de yetmezdi. Gözlerinin içine kadar işleyen bir sıcaklık çöktü vücuduna. Son damlalar halinde aktı bu sevinç ifadeleri. Resulullah'ın özellikle kendisine tavsiye ettiği duayı sıcağı sıcağına Mevlasına arz eden dudakları heyecan ve sevinç yükü altında titrer durumdaydı. Muaz bu yolculuğu kalbinin en derin köşelerinde pek aziz bir hatıra olarak sakladı. Kıldığı her namazın ardından ellerini kaldırdı. Resulullah'ın ellerine sarılmış olduğu hayali ve düşüncesi altında. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Sözlerini duya duya öğretilen duayı tekrar etti. Allah'ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet edebilmek üzere bana yardım et, dedi. Muaz, hayatı boyunca devam etti bu duaya. O yolculuğun hatırasını ömrü boyunca kalbinin derinliklerinde sadece kendine ait olmak üzere sakladı. Ölüm döşeğine yattığını anladığı, göç davulunun vurmak üzere olduğunu hissettiği zaman o aziz hatırayı mezara götürmeye gönlü razı olmadı. Gözlerinin önünde o mübarek yolculuk canlandı. Sanki Nebi Ekrem Efendimizin arkasından kucaklamış, ''Seni bırakmam, senden ayrılamam ya Resulallah'' dercesine sarılmıştı. Dalgın gözleri bir zaman öylece kaldı. Sonra bu yolculuğu bütün tafsilatıyla anlattı. Artık ikinci bir yolculuk daha başlıyordu. Yine Resul-i Ekrem Efendimizin eşliğinde, yine onun izinde devam eden ebedi hayatın ahiret aleminin yolculuğu. Muaz, ahiret alemine işte bu hatıraların eşliğiyle geçti. Muharrem ayına doğru. Medineli Müslümanlardan çok fakir biri Resulullah Efendimiz'e geldi. Kendine yardım etmesini istedi. Evinde işe yarar bir şeyin yok mu? Bir örtümüz var, dedi adam. Bir kısmını altımıza çekiyor, bir kısmıyla da örtünüyoruz. Bir de kabımız var. Onları bana getir. Adam gitti ve getirdi. Peygamber Efendimiz onları eline aldı. Orada bulunanlara gösterecek şekilde kaldırdıktan sonra, ''Bu ikisini almak isteyen var mı?'' dedi. ''Ben onlara bir dirhem veririm.'' ''Bir dirhemden daha fazla veren yok mu?'' Ses çıkmadı. ''Bir dirhemden fazla veren yok mu?'' Yine cevap veren olmadı. Efendimiz üçüncü defa tekrarladı sorusunu. Bu defa bir başkası, ''Ben iki dirhem alıyorum.'' dedi. Peygamber Efendimiz örtüyü ve kabı onlara verdi. Parayı aldı ve adama, ''Bu iki dirhemden biriyle yiyecek al. Aile efradına yedir. Diğeriyle de bir balta al ve bana gel.'' dedi. Adam gitti, baltayı aldı ve geldi. Efendimiz ona kendi eliyle bir sap yaptı. ''Git, odun getir ve sat. Seni 15 gün hiç görmeyeyim.'' dedi. Adam çıktı ve gitti.
o günlerdeydi. Resulullah aleyhisselam efendimiz yanında bulunan 7-8 kişilik bir grupla görüşüyordu. Allah'ın Resulüne biat etmiyor musunuz? Her emrine uyacağınıza dair söz vermiyor musunuz? Dedi. Soru soran gözler Peygamber Efendimiz'e yöneldi. Hayatları boyunca her emrettiğini yerine getirmek üzere söz vermeleri üzerinden fazla bir zaman geçmiş değildi. Biz sana biat etmiştik ya Resulallah, dediler. Efendimiz bu söylenileni işitmemiş gibiydi. Allah'ın Resulü ile anlaşma yapmıyor musunuz? Dedi. Yine aynı cevap geldi. Bu defa yapılan anlaşma üzerinden fazla bir zamanın geçmediği de hatırlatıldı. Efendimiz yine duymamış gibi üçüncü defa teklifini tekrarlayınca ellerini uzattılar. Biz sana her emrini tutmak üzere söz vermiştik. Bu defa ne üzerine biat edeceğiz ey Allah'ın Resulü, dediler. O zaman Efendimiz, Allah'a ibadet etmek, ona hiçbir şeyi ortak tanımamak, 5 vakit namazı kılmak ve bana itaat etmek üzere söz verin. Bir de dedi ve fısıltı halinde ilave etti. Bir de kimseden bir şey istemeyin, dilenmeyin. Resul-i Kibriya Efendimizin bu tavsiyesi o gruba gerçek manasıyla tesir edecekti. Onlardan biri olan Af bin Malik, yıllarca sonra bu olayla ilgili hatırasını anlatırken şöyle demişlerdi. Bineğinin üzerindeyken kamçısı düşenler oluyordu da onu bile alıp vermesini yerdekilerden istemiyorlardı. Selman, Müslüman olalı beri fırsat oldukça mescide geliyor, Resulullah Efendimizin ardında namaz kılma saadetiyle geri dönüyordu. Cuma namazlarına gelemediği oldu. İçi yandı. Bunun üzüntüsüyle kıvranırken kölelere cuma namazının farz olmadığını öğrendi, ferahladı. Artık Allah'ın en son peygamberinin davetini kabul eden bir insan olmanın mutluluğuyla yaşıyordu. Bunun ötesinde bir köle olması vardı. Kendisini küfür hayatından kurtarıp imana kavuşturan Yüce Mevla gün gelir kölelikten de kurtarır, hürriyetini eline verirdi. Şu anda sahibinin kendisiyle alıp veremediği bir meselesi de yoktu. Selman gösterilen işleri istenildiğinden güzel yapınca kimse onun ibadetlerine karışmayı düşünmüyordu. Muharrem ayı gelmişti. Bu ayın 10. günü Yahudilerde bir değişiklik görüyordu. Yemiyor, içmiyorlardı. Sebebi sorulduğunda Allah Teala'nın Musa'yı Firavun'dan askerinden kurtardığı gün bugündür. Bu sebeple oruç tutuyoruz cevabını verdiler. Peygamber Efendimiz yanındakilere döndü. Biz Musa'ya onlardan daha yakın, dost olmaya daha layıkız dedi ve hemen o gün oruca niyet etti. Ashabına o günü oruçlu geçirmelerini emretti. Bir dahaki seneye Hazreti Musa'ya daha bağlı olmanın bir nişanesi olarak bir gün evvelinden ve bir gün sonrasından olmak üzere Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerini oruçlu geçirme niyeti vardı. Aydınlığa Doğru programımızın 75. bölümünü dinlediniz.